Gel. Evet. Bu daha iyi olmuş. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin. İyi akşamlar. Sana da ilk aşık olduğunu mu söyledi? Anlamadım. Macit. Sana da ilk aşık olduğunu söyledi mi? Girebilir miyim? Şirkette yoktun, merak ettim. Merak etme Pelin. Sana rağmen çok iyiyim. Macit. Bana kızmaya hakkın yok. Neriman'ın yalanlarına... Bitti Pelin. Oyun bitti, tamam mı? Ayrıca... Neriman'ın söylediği her şeye... ama her şeye inanmaya hazırım ben. Anladın mı? Evet. Bunu görebiliyorum. Benim yaptığım hatanın aynısını yapıyorsun. Ona çok güveniyorsun Macit. Tıpkı benim sana güvendiğim gibi. Seni kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama olmadı. Bak Pelin, sen de her şeyin farkındasın. O yüzden yorma artık kendini, tamam mı? Ben de tam bundan bahsediyorum. Aslında daha fazla senin için kendimi yormak istemiyorum Macit. Teşekkür ederim. Büyük aşkım bittiği zaman... sakın bana dönme, olur mu? Ya da dön. Bugün bana yaşattığın her şeyin... her acının, her zehrin tadını aldığını görmek istiyorum. Pelin, seni incitmek istemiyorum. Lütfen beni buna zorlama. Eskiye dayanan bir arkadaşlığımız var ve mesafemizi koru ki o arkadaşlığı kaybetmeyelim, olur mu? Arkadaşımıza bir şey olmayacak Macit, merak etme. Güzel. Ama... bir kadın ama diyorsa devamına dikkat edeceksin. Buyur. Ama sana bu arkadaşlık yetmeyecek. Bir gün benden daha fazlasını isteyeceksin. İşte o zaman Macit Arcıoğlu... sana hayır demenin zevkini yaşıyor olacak. Beyler, toplantıda görüşürüz. Ha, Onur. Macit'e Paris'te kaldığın yerin adresini ver. Yakında ihtiyacı olacak. Defne'den sonra yeni bir deprem yaşıyor. Pelin'e sen mi söyledin? Macit, özür dilerim. Bak ben çok eskiden... Nasıl yaparsın bunu Onur? Ya Macit, hani sen Defne'ye aşıkken... Ne aşkı Onur? Bitti o iş, kapandı. Ya bak ben müsaade... Onur! Lütfen dışarı çıkar mısın? Lütfen. Macit. Onur. Sanırım evet. Macit sana da ilk aşık olduğunu söylemiş. İşte. Hep böyle yapıyor. Dikkat et. Çok üzülürsün.
Macit'in aşık olduğu kızlarla ilgili açıklamaları hep aynıdır. Büyük bir hevesle başladım ve yanılmışım. Oğlumun kırdığı kalplerin faturasını ödemekten yorulduk. Yaşanacaklardan kaçılmaz İnci Hanım. Yaşayıp göreceğiz. Annenle baban gibi mi Neriman? Onlar da senin gibi düşünmüş olmalı. Annenin ait olmadığı bir hayatın içinde darmadağın olmasına çok üzüldüm. Kolay değil tabii. Bir anda öyle bir varlıktan yoksulluğa. Zor günler geçirmiştir. Mutlu günler. Benim annem sevdiği adamın kollarında öldü. Aşkla yaşadı. Aşkla nefes verdi. O yüzden yaşadığı hiçbir günden pişman olmadı annem. Ama ne yazık ki onun ailesi yaşadıkları büyük aşkı anlamayacak kadar körlerdi. Söylesenize İnci Hanım, hangi anne kendi canından olan varlığın mutluluğuna engel olmak ister? Ha? Benim annem ait olduğu yerde öldü. Hassasiyetini anlıyorum Neriman. Ama annen hayatta olmadığı için bütün bunları sana baban anlatmıştır. Keşke bütün bunları bir de annenden dinleseydin. Kim bilir? Belki annenin hikayesi sana anlatılanlardan çok başkadır. Senin bu anlattıkların biraz masal gibi duruyor Neriman. Evet. Benim.